Evet arkadaşlar, bir başka Balıkesir Üniversitesi videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Şak 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 şak. Bugün benim de çok uzun zamandan beri yapmak istediğim, sizlerin de kanalda sürekli istediğiniz bir av ümidiyle gelmiş bulunmaktayız. Hedefimiz spin ekipmanla at çek yöntemiyle yayın balığı yakalamak. Nasip olur mu bilmiyoruz ama olta atmaya başladık. Yanımda denizin efsane avcıları Bahadır Ayoz ve Muhammed Reis var. Bakalım üçümüz de suyu dövmeye başladık şu an. Nasip olursa, eğer alabilirsek birkaç balık yakalayıp bırakmak istiyoruz ama nasip tabii bu işler. Uzun bir yoldan geldik buraya. Büyük umutlarla geldik. Nasip arkadaşlar. Tamamen nasip. Uğraşıyoruz. Şu an Savager GGS spin kamışım. Okumazores 55 40'lık makinam. Üstünde 0.19 pardon 0.18 Power Pro'nun bir ipi. 47'lik bir lider. Ve Savager'ın efsane vibrasyon yemlerini kullanıyorum. Nasibimizi arıyoruz arkadaşlar. Sağa sola atıyoruz. Mera'yı tarıyoruz. Zaten çok küçük bir havza. Aha arkadaşlar, canlıyım. Muhammed abi bir balık almış. Aynen sazan diyorlar bana ama ben pek inanmıyorum. Bakalım. Abi rast gelsin. Nasıl aynı sazan ya? Vallahi öyle takip üstüne yani. Beni buraya indirdi. Yukarıdaydı. Ağızdan mı? Yok, kuyruğundan takıldı. Vuuu! 3,5-4 kiloluk bir aynalı. Evet. Gerçekten aynalı. Dur gitme. Gitme gitme, daha işimiz var sende. Oh. Abi tebrik ederim. Tebrik ederim. Şey yapalım, gripten kayıyor. Arılar olmasa iyi de. Abi tekrar tebrik ediyorum. Çok güzel. Nasıl takip ediyor biliyor musun? Çılgınlar gibi ya. Kaç sefer takip ediyor. Aç kalmış abi hayvan. Nasıl yaptı herhalde, kuyruk falan.
falan atıyordu herhalde. Şükür balıkta bunu yaparsan oluyor. Şah dışarı balık. Sağlık olsun ya. Bize bu kadarı da yeter. Hadi bakalım. Ülkücü müsün kardeş? CCC sezon 2 Ocak derecesi. Hadi koyalım abi. Hadi bakalım adamım. Git. Tekrar başka heyecanlarda görüşürüz. Hadi. Hadi git çamura batma. Yürü. Üstüne, üstüne avuçla su at abi. Balıkçılık Üniversitesi'nden diyorlar. Bak bu Karasuyus ailesi öyle ya. Biraz su at üstüne. Şimdi biraz kendine gelsin gideri bende. Şöyle birazcık düşsen mi? Yaşasın bir daha ya. Gidiyor gidiyor ya. Yesek ne olacak abi? Hadi bakalım. Tavuk döner yeriz boşver. Heh çok güzel gitti. Aynen. Oh çok güzel. O karnı yere oturmuş. Bunlar böyle bay bay yapıyor zaten değil mi? Şey, aynen karnı yere oturmuş ondan. Tebrik ediyorum. Bana da Fahri abiye selamlar. Esprinin sahibi. 5 kilo levrek kaçırmış bir tane. 5 kilo mu 7 kilo mu? Bıyıklı. Bu daha ülkücü ha. Bunun bıyıkları daha büyük. Çakmasın milalar fena sorun. Ağza bak ağza. Balina ağzı var bunda lan. Abi tebrik ederim. Harikasın. Vallahi harikasın. Vallahi harikasın. Bugün akıyorsun ya. Yani. Kaç nasıl kilo? Bize? Ufak çıkarsa alalım diyorduk ya. Bu sence? Bence. Bu çok mu ufak? Limit 1 metre. Limit 1 metre mi? Limit 90 metre. Santim pardon. Ya çok limitin dibindeyse de almayalım birader. Ya boş gerek ver. Yok canım. Boşver boşver. Öyle olursa ayarımıza göre alırız ya boşver abi. Ete gelmedik sonuçta. Gençler arılar çok az sizi evet diyor. Evet. Sen sal hatta ver kanka bana. Alerjim var senin için sokar mokar. Fotoğraf istiyor. Aa beni soktu. Ciddi olamazsın. Elim uyuştu. Elim uyuşması değil oğlum o. Batır adamı. Birader, şey, fotoğraf çekil abi çekil. Evet, bir fotoğraf çekilecek. Lan durmuyorlar ha. Verelim ha. Şuradan çıksak hemen mı ya? Çık taşlara bir hemen çıksak çık mı? Bu onu bir çekeyim hızlıca da. Tamam. Biraz ortaya ver şeyi. Ana elim uyuştu lan çok kötü. Tamam mı? Bırak! Tamam mı? Tamam 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 gidiyor. Tamam çekeceğim de. Bırak sen. Sen kurtar. Sen çekilmek yok istemiyorum abi. Sen tamam. Sen istiyorsan seni çekebilirim. Yok. Evet, Muhammed'in alerjisi olduğu için ben salacağım balığı. Şey balıram kameramı gösterebilirim. Hastanelik olacağız çünkü Allah. Arkadaşlar çok güzel bir yayın. Hemen iade ediyoruz. Hadi bu arıya arkadaşın ciddi alerjisi var. Hadi gülüm. Allah tamam. Sen zaten kendim giderim diyorsun. Hadi bakayım. Hadi Aslan Paşa. Hadi aynen. Yolu biliyor. Tebrikler kardeşim benim. Eline sağlık. Harikasın abi. Rast gelsin. Evet. Rast gelsin. Devam. Vibrasyon. Aldım. Hop aman abi yavaş.
Ben sana. Üniversite dedik, ilkokul değil. Akıllı olacaksın. Güzel. Oo, güzel. Tahmin alalım. 9.5-10. Ben de 8 falan diyecektim. Hadi bakalım. Güzel boy. Yalnız yok. Heh. Abi böyle rahat olabileceğim bir yere gitmen lazım. Yoralım abi de hallederiz ya. Kanka şu kayalık sıkıntı var. Of abi. Of of. Ne oldu? Basıyor. Abi beni çeksene ya. Çekiyorum çekiyorum. Heh. Sen de. Yok şey yani uzaktan böyle hiç videom yoktu ondan dedim. Şimdi hep single takıldığımız için. Nasıl atladı gördün mü? Yayını görünce nereye kaçtı? Euzu billahi minaş dedi ama yayının başka derdi var, o ayrı, bilmiyor tabi. Getirdin oğlum. Tamam abi, daha yorulmadı. Şurada bir kaya var ama bu tarafa gelsene sen. Abi balık gelirse geleceğim. Sen gelirsen balık gelirse. Gel böyle. Gel Cano, gel. Oradan alalım mı lan? Bu balçık mı o? Kaya sandım onu. Ha gelme. Bir dakika. O da balçık kanka. Burası iyi. İyi mi orası? Ben de oraya bakıyordum ama iyi değilmiş. Yani şurada aksa yapabilirim. Gel. Gelmen lazım. Geliyorum abi balık. Tamam sakin ol. Abi istersen kamerayı kepçeyi Muhammed abiye ver sen çalış. Hı? Çünkü kamerayı kepçeyi... Çalışırız ya. Ya hayır çalışırız sen de ederim. Balık al diye yani. Almasak ne olacak? Ya öyle abi de hani şimdi... Biliyorsun daha bu işleri. O zaten doğru yere ilerliyor. Suya düşmeden ne yaparsan yaparsan. İnşallah. Başına buralara. Şey ben kendim de... Muhammed abi. Kendim de kepçeleyebilirim istersen. Suya gireceksin. Suya gireceksin. O kadar aklım var yani. Eyvallah abi sağ olasın. Tek sıkıntım buradan da yamuk. Yorulmayan bir arkadaş. Yorulmuyor orada. Güzel balık. Şimdi göreceğiz. Göremedik. Rengini almış. Evet. Almış abi. Abi kepçeyi suya sokabilirsin. Oturmuş bir hareket. Yemi tam ağzında. Şey ipe dokunma abi sana ricam. Bir de diyorlar ya yayın yakalanınca poşet gibi geliyor diye sinir oluyorum. Kim diyor onu? Yemciler öyle diyor. Yemle belki öyledir ya. Doğru ben de yemle hiç tutmadım. Doğru, yemle nasıl şeye göre sahteye göre daha kolay geliyor biliyorsun. Evet doğru. Burada belki öyle olabilir. Evet arkadaşlar geliyoruz. Çok güzelsin. Geriye çıkıyorum Muhammed abi. Hop terliğim çıktı ayağımdan. Terliği aldım. Şurası ise. Birikaların tamamı balçık. Evet. Muhammed yapma onu. Onu yapma Muhammed. Sok abi kepçeyi, kepçeyi üstüne beklet. Tamam, dikkat et. Evet, kepçeyi kırıldı. Kalan parça da kırıldı. Kaldı bir tek toru. Ben kepçeme çok yan, baboşa da selamlarımı iletiyorum. Bugün ama çok selam gönderdim. Hadi bakalım. Bir tutsana, bir tutsana. Hakikaten 10, 12. Ağır çekiyor abi. 10, 12. Tut. Ay. Yok canım, var mı o kadar? 10, 10 var, 10 var. 10 var mı? Bence var. Vardır ya. 10 var. Önlüğünden fazla çekiyor ha. Ah.
Evet arkadaşlar. Çok güzel bir yayın aldık. Şöyle kepçede. Bana da nasip oldu. Sırada Bahadır abi var. Çok güzel. Oo, güzelim benim. Seucer vibrasyon 14,5 gram. Pink zebra arkadaşlar. Yayınımız şiir gibi. Çok güzel. Vallahi böyle çok güzel kapak resmi olur ha. Ha bıyıktır babam. Bıyıktır. Şöyle. Yani ne kadar hoş. Bir fotoğraf çekeyim. Sen çeker misin abi? Yani burayı mı? Bur abi. Yalnız hakikaten göründüğünden ciddi ağır çekiyor. Yani görüntünün iki katı ağır bir kere be. Yok mu ya? Şu koca hayvanda da şu kadar küçücük gözler var ya. Şuraya bak ya. Şimdi bu balığı... Evet arkadaşlar, balığı aldıktan sonra liderimi kontrol ettim. Liderim haşat olmuş. Yani zedelenmiş. O yüzden şu an liderimi değiştiriyorum. Böyle bir avda da kesinlikle sizin yapmanız gereken üşenmeyip liderinizi yeniden bağlamak. F çinat atıyorum şu an arkadaşlar. Bir sonraki balığın ne olacağını asla bilemezsiniz. Veya küçük bir balık bile olsa zedelendiği noktadan çok rahat bir şekilde koparabilir. O yüzden kancalarınızı, klipsinizi, liderinizi ve ipinizin ilk birkaç metrelik kısmını mutlaka kontrol edin bu tarz avlarda. Ah, al biter. Mola zamanı. Yemek de mi yemeye? Yani. Ellerimle sardım kardeşlerime yesinler diye. Öyle ki nasıl? Bu da çam yaprağı yiyor. Oğlum aç öğrenci bak. Gel şuraya otur. Çok güzel bir rehayası oluyor. İnsanı ferahlatıyor. Neyi oluyor? Rehaya. Rehaya mı? Reha. Sen babaannenle bayağı yaşadın galiba. İnsanı ferahlatıyor. Rehaya ne demek lan biliyor musun? Valla bir Bülent Ersoy bile bir de bu biliyor. Otur oğlum sarma yemiş gibi şuna bak bak bak. Bak ellerimle nasıl sarmışım bak. Nasıl tutan elini de göster. Bak kekler yapmışım size. Bak bak nasıl. Kahveleri kendim öğütmüşüm. Çayımız da pişiyor semaverde. Mis. Geldik içmeye işte. Değil mi geldik? Ha. Biraz geç geldik sanki. Hayırdır. Eline sağlık kardeşim. Eyvallah. Bunlardan biraz fazla çek de ben de alayım. Bunlardan biraz fazla çek de ben de alayım. Bataryam yok ki. Aa damlatıyor. Abi benim kahve damlatıyor. Bereket fışkırıyor. Bereket bakın arkadaşlar. Neydi o? Bereket anısı vardı. Bildin mi? Videonun içine etme Muhammed. Tibeyle miydi? Sen şimdi o vurduğu an kaçan balığın büyük olduğunu nasıl anladın birader? Abi suyu karıştırdı. Yani ondan, karıştırdığı suyun hacminden. Ondan değil, kaçtı hacmi. Ondan. Tamam. Kaçan balık büyük. Bak, biraz suyu zıplatıyordum. Hı. Bir yandan da seni kesiyordum. Hayırdır birader? Ya, nereye atıyorsun, ne yapıyorsun? He, anladım, ustamasız eyvallah. Sonuçta da bir şeyler çözmeye çalışıyoruz. Neyse, ya sarıyorum, vibrasyon düşmedi. Sarıyorum, hala boş, hala boş. Sonra bir baktım. Benim vibrasyon sola doğru gidiyor böyle. Oo. Ya sen onu gördün yani. Gördüm. Yok canım. Böyle sola doğru gidiyor. Tamam mı? Tasma basma vurmaya çalıştım. O ara bir şeyler yaptım. Su bir karıştı böyle. Attı hayvan ağzından gitti. Sonra bir mübarek hayvan lafı çıktı ağzımdan. Sonra peşinden bir saat boyunca tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. O iyiydi. Hayvana küfredim ben sana. Açıkta bir tane daha mı var orada? 3 tane mi onlar? Aldım. Töbe 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 töbe. Davlanırken
Umut sağ taraftaydı. Sen iyice soldaydın. Hı. O kayaların oraya geçmemiştin. Orada sana doğru attım. Çekiyordum. Ağzını aldı. Tasmaladım yani. Tasmalamaya çalıştım daha doğrusu. Bir ağzını bir sallayınca bir de çıktı ağzından. Orada bir tane kaçırdım ben sadece. O son gittiğim o uç tarafta bayağı şey yaptı geldi. Abi 3 sefer 4 sefer su yapıyor. Yok. Bir kere net bindi öyle şey dudağın ucuna mı geldi ne oldu? O saatler biraz nazlı saatleriydi. Artık böyle o sabahki heyecan yoktu. Yok abi arkadan şey aldık bak yani geldi arkasından şey yaptı da benim aksiyonu beğenmedi yani. Aksiyonu beğenmedi abi. Net. Ağır mıydı abi attın? Hı? Attın yem. Yok aynı yem işte ya. Aynı yem attık. Say benim abi. Öbür şeye ağır olan yeme büyük olana hiç şey yapmadı. Çok sığ olduğu için su zaten onu... İyi yemlikler de o şeyler de İsrail sazanları da hep işte o vibrasyonlar kadardı yani. Sazanın İsrail sazanın tekini tam böyle böğründen sokmuşsun çarpmayı. Bana da takıldı bir tane işte aynı. Girmiş çıkardım dedim yaşar mısın şöyle elime baktım bir pırt yaptı böyle attım şöyle bile. Yaşar mısın mı dedin hayvan? He yaşar mısın o da dedi. Eyvallah kardeşim idare ederiz. kardeş kısmına gülemedi. Bir işe yarar yani. İdare ederiz dedi. Ziyan olmaz. Cevap veremedi herhalde. Burada ziyan olmaz abi bu hayvan. Suya attım zaten 2 dakika sonra baktım suyun üstünde böyle yan bir şekilde duruyor zaten yem olmayı bekliyor. Bir de ne gördüm biliyor musun? Böyle su karıştı anafor oldu. İki tane İsrail ters döndü suyun üstüne çıktı böyle. Herhalde yayın orada bir vurdu bir şeyler yaptı. Hmm. Ambarlayamadı. Sonra böyle ters söndü İsrailler. Yayın acaba aldığını aldı mı almadı mı bilmiyorum. Kıyıda gördüm ben işte şu kadar. Dedim herhalde ölmüş mü ya dedim niye ölsün hayvan falan. Bir aldık işte bir çıkardık şey debeleniyor ama şeyi sıyırmış yani hayvanın derisini sıyırmış yani. Yapıyor ya abi işte o aralık. Ne yapıyor? Ama onu gördüm biliyor musun? Abi onu ya. Gördüm ya. Yapıyor. Senle yan yanaydık yani değil mi? Yanaydık. Hele derede direkt kurbağa... lok sesini duydum yani. Derede kurbağaya murbağaya sararken var ya ağzını görüyorsun böyle. Kurbağanın ağzının içinde kaybolduğunu görüyorsun hayvanın. Yapıyor böyle. Abi ya. Ben şimdi yakından koca bir ağız var ya. Ciddi anlamda ağzının büyüklüğünü yani daha da fark ettim yani o. Bilmiyorum videolarda falan işte denk gelmiş miydim? YouTube'da falan var ya. Gözler çok ufak değil mi ama ya? Ha. Suyun kenarına geliyor. Güvercinler böyle suyu içmeye inmişler. Bam diyor güvercinin ağzını alıyor. O ağır çekimde falan gösteriyor. Hani şey gibi mübalağa geliyordu yani. Hı. Bayağı abartı geliyordu falan. İşte ördek yutuyor bilmem ne diyorlardı. Ben de yani balıkçı palavrası diyordum. YouTube'da görünce ay dedim ya. Ama o dediğin çok doğru yani. O cüssede o minnacık gözlerle şey hayvan o dediğiyle gelse bu gözler neler gördü falan. Vay 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 bakalım. Güzel gidiyor ya. Güzel akşam suyu da bakalım. Akşama bakalım güzel olacak. Aynen. Evet, seni de yıkadım lan. Sorun değil abi. Evet, Umut Usta'dan işin mutfağındayız. Arkadaşlar güzel bir yayın yapacağız. Vay vay. Allah nasip ederse. 3 kişi tek balık aldık arkadaşlar. 3 kişi tek balık aldık. Onu da üstüne basa basa söylüyorum da. Şey yapmayın. Hani söyleyeyim de. Söyleyeyim de daşlamayın. Koca bir aile yiyeceğiz burada. Koca bir köy. Koca bir köy. Semt. Köy ağaç ağaç. Denizli hangi köye gidersin? Ezber çime değil. Şöyle bir ses gel. Abi gel. Anadolu'da hangi köye giderseniz gidin. Ezber çime deyin. Size bir yayın verecek. Size bir yayın verecek. Şey. Sağlam mı var acaba? Sağlam ya beton mu? Metal. Hadi bakalım. Allahu ekber Allahu ekber. Öyle diyeceğiz mi birader? Gerek var mı? Abi o kurbanda. Kurbanda mı oğlum? Bu bayağı bildiğin kurban zaten ya. Yok da ya ufak bir yayın. He? Ufak bir yayın. Ufak bir yayın. Canlı yayın. Biraz indirelim şöyle. Rahat çalışalım. Nereye bağlı? Bu kadar zahmetli mi birader bunu soyması ya? Abi derisi böyle vıcık vıcık ya. He yani, tutamıyor musun? Tutamıyorsun. Şey Allah Allah. Basmadan zor, çok zor. Hadi bakalım öğrenelim bari ya bir... Bilginin gereksiz olmaz. Kamyoncu düğümü mü? Oğlum kamyoncu düğümü atacaksın söylesene. He kamyon. Kamyoncu düğümü atacaksın söylesene. Kamyon atıyor arkadaşlar zaten. Bunu... Arkadaşlar. Bunu öğrenmek isteyen bir sürü spinci arkadaşımız var. Birader. Ah be.
Evet Umut Usta, anlat bakalım ne yapıyoruz şimdi? Şimdi deriye yüzerken bize engel olacak parçaları alıyoruz. Şurada yağ yüzgeci, şu karının altındaki şu yüzgeçler. Onları alacağız. Sonra etraftan bir çizik atacağız. Sırttan bir çizik atabiliriz. Atmaya da biliriz derinin soyulma durumuna göre. Kerpetenle tutup indireceğiz aşağı. Hadi bakalım anlattın şimdi yap. Anlatırken iyiydi, bir de yaparken görelim bakalım. Şey, leğeni boşaltayım, leğeni atacaksın mı ıvır zıvır? Bilmiyorum. Ha? Suyla işin var mı? Yok abi, suyla işin var. Tamam. Şimdilik yok. Yer mi? Ha. Var mı kedi? Ha? Var mı kedi? Çok. Valla. Bu tarafa su toprağı et. Şu toprağı seçtim. Kiracı onlar da şey, kediye mi veriyordu? Oraya arka tarafa kararlar kazanır üstüne koyuyor. Onlar her gün yoklarlar. 8-10 tane kedi yoklarlar. Sonra içim. Şuradan yukarı doğru. Yüzgecinin arkasından deriyi çiziyoruz sadece. Biraz şeyden çizdim, önden çizdim. Çok lezzetlidir. Yani sen arı tarafından sokulmadan bu işi bitirebilirsen. İnşallah. Kadın helal olsun diyeceğim. Bak geldiğinden iki tane yavru. Şu kulakları da alalım bari. Tabi canım, almışken. Ama bu kemik var. Alttan gibi alsan daha iyi olur. Kemik var ya. Yani iyice girmemiz lazım. Burayı da yukarı doğru. Burayı da. Şuradaki kesikle bunu birleştiriyorum. Hı. Bıçağını bileyim mi biraz, ister misin? Şimdilik yani... İyi mi? İdare ediyoruz. Bundan bırak. Şu arayı da birleştirelim. Onu işten al. Şöyle mi alalım? Hı hı. Benim kelleyi almadım. Bismillahirrahmanirrahim. Çizik atacağız sadece ya. Derisi bayağı bir kalın, bayağı bir sağlam. Tamam. Hakikaten koyun derisi gibi deri var abi ya. Şurayı da birleştiriyoruz. Evet, koyunlar da bizi izliyor. Bunlar diyor balığa başladı diyor. Biz diyor rahatız diyor ondan sonra. Hadi siz bir ara rahatsınız. Bu bitene kadar rahatsınız. Evet, sonra şurayı bir kaldırıyoruz abi. Zaten kendi kalkası var. Bunlar da iyi izleyici ha. Selamünaleyküm gençler, ne yapıyorsunuz ya? Dur enişte, hiç kızdırma vallahi. Hele bir de alerjik var arkada, coşar gider onu ısırır. Yüzmeye başlıyoruz. Kerpeten. Bu ilk yolunu bulduktan sonra gerisi kolay. Önemli olan o. Ne yapacaksın? Ulaşmadıkça bir şey oldu. İki parça koparmanın peşinde. Vay. İşçilik istiyor yani arkadaş. Tatlı su balıkları öyle abi ya. Tatlı su balıkların hepsi işçilik istiyor. Abi şuraya bir bıçak vursana. Ben Solal çalışmıyor da. Eyvallah, kâf. Alt dayanmış hocam. Sen neresin delikanlı? Ben Balıkesir. Balıkesir, neresinden? Sındırgı. Şimdi... Bayburt'a gittim ama Nuşhane'ye, Sındırgı'ya süper gittim galiba oraya. Bütün Türkiye'yi gezdin değil mi işte? Sındırgı'ya gittim herhalde, bilmiyorum, gitti hatırlamayın. Balıkesir'in çoğu ilçesini gezdim de. Kabaca ama... Sındırgı'ya, Kaplı'da gitmedim galiba. Doğu'ya gidiyor muydun sen? Doğu'ya gittin mi? Kars,
Ardahan, Ardahan, Karsever'e gittik. Yani kuzey tarafına. Kedi payı oldu artık. Devam edersek o daha büyür gider. Aynen. O yüzden mütevellit. Şurası sorun çıkarmaz inşallah. Acaba koyunca? Yumrukla mı abi? Ha. Abi derisi çok kayıyor. Çok kayıyor ya. Deli gibi kayıyor. Sümük gibi. Celal. Adanalı Celal. Yapıyorsun bu işi başkan. Gazı verince de daha iyi çalışıyor. Ay, yoluna süper. Girdikten sonra bak abi dedim ya. Çıbıldak kaldı. Sırt yüzgecinde topluyor yağ diye. Bak, öf, 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 burası yağ. Yağa bak. Ama lezzetli değil. Yani bu yağı trimlersek daha iyi olur. Valla. Aşırı yağ. Yağ 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 yağ. Nasıl? Yağ yağ yağ. O kadar yağ yani. Yağ yağ yağ. İstersen çok uzatmayalım videoyu. Bundan sonrası zaten klasik filato çıkarma işlemi. Şu yüzgeç belki şu iki kenardan kesilip penseyle alınabilir. Başka bir şey yok. Şu kısım yağ. Burayı alacağız bir de. Şu yağlı dokuyu alacağız. En kıymetli eti burası. Şurası yani. Omurgası var bir tek. Çok kılçığı yok. Bu kadar. Teşekkür ederiz efendim. Rica. Ağzınıza sağlık. Elinize sağlık. Ama hak ettik yani değil mi? Tabii canım. O kadar da hak ettik yani. Bir tostu da hak ettik ya. Alt tarafı bir tost. Şuna baksana. Alt tarafı bir tost. İzmit'teki kahveci dayılara duyurulur. Arkadaşlar bakın tost böyle yapılıyor. Kahve tostu bu yalnız. Öyle kafe tostu falan değil yani. Şu an kahvede oturuyoruz. Burası bildiğiniz kahve, kıraathane. Şuna bakar mısınız? Adam şaheser yapmış ya. Üf, dehşet. Bir başka Balıkesir Üniversitesi videosunun daha. Geç babacığım. Geç kamyoncuğum. Geç. Geç. Video çekeceğiz ya geç. Sen de geç. Var mı başka ses çıkaracak araç? Ben de bir saçma bakayım bari. Bak abi. Kıymetli dostlarım, bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gerçekten çok keyifli bir av geçirdik. Hızlıca özetleyecek olursak sabah suyunda iki yayın, bir tane de aynalı sazan aldık. Orada da sabah aldığımız yayınlardan bir tanesini alıkoyduk. Akşam suyunda da Muhammed abiye bir tane yayın nasip oldu. O da aldı, yakaladı, bıraktı. Çok keyifli, güzel bir av oldu. Bir av günü geçirmiş olduk. Umarım senin için de öyle olmuştur abi. Çok güzel oldu ya, çok eğlenceli oldu. Hem sen hem Bahadır'la beraber güzel bir ağır yaptık. Eğlenceli oldu. Ben ilk kez yayın avına geldim. Canlı yayın ilk kez yakaladım. Bu yüzden sana teşekkür ederim. Sen nasıl oldun, sen nasıl oldun. Senin sayende geldik. Güzel bir ev oldu. Çok böyle gizli saklı işler yapmayı ben de tasvip etmiyorum. Böyle mera gizlemeyi vesaire tasvip etmiyorum ama orası gerçekten çok, çok kritik bir yer. Çok kritik, çok bakire bir yer. O yüzden oranın o güzelliğini, o sakinliğini saklamak gerekiyor. O yüzden defalık böyle olsun. Evet dostlar, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.